arkadaşlar, ben Erol Alagöl, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Fırat arkadaşımız var ve bugün sizlere yedek batarya ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğiz. Montaj işlemlerini yapacağız ve sizlere bu gönderildiği zaman, batarya yani yapılmış olan batarya gönderildiği zaman tak çıkar şekilde çok basit bir montajı yapılacak şekilde gönderilecek ve herhangi bir elektrikli bisiklete montajını yapabileceksiniz arkadaşlar. Ben RX5 bisikletim için bunu yaptırdım Fırat'a. Bataryasını kendisi yaptı ve montaj işlemlerini de birazdan göreceksiniz, zaten yapacağız. Ama siz de hangi bisiklet olursa olsun, Speedlight olur, Aurora Lux olur, ondan sonra YD3 olur, diğer herhangi bir bisiklet, elektrikli bisiklet hepsine uyuyor arkadaşlar. Çünkü beyindeki konnektörlere uygun bir şekilde ayarlanacak. Hani size gönderildiğinde yapabileceğiniz şekilde ayarlanacak. Şimdi bununla ilgili Fırat genel bilgileri verecek bize, nasıl yaptığıyla ilgili. Videonun içerisinde ayrıca bataryanın yapım aşaması da olacak arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğinizde yedek batarya ile ilgili bütün bilgilere sahip olacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin, hepsini tek tek anlatacağız. Ayrıca da sormak istediğiniz soruları açıklamalar kısmında da sorarsınız. Yine cevap veririz, yine yardım ederiz. Ama dediğim gibi videonun içerisinde bütün sorularımızın cevabı olacak arkadaşlar. Şimdi Fırat'a sözü vereyim. Batarya ile ilgili bizlere bilgi versin. Evet, herkese merhaba. Şimdi ben biraz bataryadan bahsetmek istiyorum. Batarya tamamen bizim kendi üretimimiz. LiFePO4 bir batarya, yani lityum iyon değil. Yani LiFePO4'ların zaten lityum iyonlara göre en büyük avantajı döngü sayılarının çok fazla olması. Yani bugün lityum iyon pillerin döngü sayıları 300 ile 1000 arasında değişirken LiFePO4'ler 2000 ve daha üstü oluyor. Bizim kullandığımız pillerin döngü sayısı 2000. Yani siz bu pili 2000 kere deşarj ve şarj edebileceksiniz. Şöyle öyle bir avantajı var. Şimdi kutunun üzerinde ne var? Onu da göstereyim. Şurada bir göstergemiz var. Bataryanın ne kadar kaldığını gösteren. Yine burada şarj etmeniz için bir şarj girişi. Burada da güç çıkışı var. Bu şekilde. Ön tarafını da gösterebilirsin sen. Yine bizim arkadaşlar, bu batarya kadro bisikletin tasarladığı için normal etiketi var. Ayrıca ben 36 volt, bu bisikletin beyni ve motoru 36 volta göre ayarlı olduğu için 36 volt olarak ayarladı Fırat ve 12 amper. Ben 12 amper istediğim için 12 amper yaptı. Genelde de bu kutuya 12 amper net bir şekilde sığıyor. LiFePO4 batarya. Normalde bir şeyden daha bahsedeyim. İki tarz pil var arkadaşlar. Birisi lityum iyon piller, birisi LiFePO4 piller. Şimdi LiFePO4 piller farklı özellik olarak bir iki şey var. Onu Fırat istersen açıklasın. Fırat daha iyi vakıf bu konuya. Şimdi en büyük özelliği ne dedik? Döngü sayısının fazla olması. Bunun yanı sıra lityum iyonlarla LiFePO4'ler arasında şöyle bir fark var. Mesela diyelim sizin bu bisikletin 10.4 amper bölü saat bir bataryası var. Yani bununla son sürat gidiyorsunuz, son gaz gidiyorsunuz. Çok fazla amper çekiyor bataryadan. Bu 10.4 işte bunu gelişi güzel söylüyorum. 9.5'a düşüyor, 9'a düşüyor. Yani çok fazla amper çekildiği zaman, pile çok yüklendirildiği zaman bataryaya. Ama LiFePO4'lerde öyle bir problem yok. Siz ne kadar yüksek amper çekerseniz çekin, ne kadar yüklenirseniz yüklenin. Yani 12 amper bölü saat bir bataryaya, bu yine 12 amper bölü saat kapasite veriyor, yani düşmüyor. Öyle bir güzelliği var, öyle bir özelliği var. Peki dezavantajı ne, onu da söyleyeyim size. En büyük dezavantajı lityum iyon pillere göre enerjilerin düşük olması. Enerjiden kastım, yani siz lityum iyon pillerde 12 amper bölü saat 36 voltluk bir batarya kurduğunuz zaman bunun buna göre daha hafif oluyor ve boyutu daha küçük oluyor. Ya bu yaklaşık 4 kilo falan geliyor. Bu lityum iyon olsa onu da örnek olarak göstereyim istersen Fırat. Bizimki 10.4 buraya sığıyor arkadaşlar. Lityum iyon olduğu için gördüğünüz gibi. Bu 12 amper. Tabii 2 amper daha fazla, hem daha fazla güç veriyor bize. Ama birazcık boyut olarak gördüğünüz gibi büyük. Piller de içinde zaten kalın. Zaten videonun içerisinde dediğim gibi bataryanın yapım aşamasını göstereceğim. Orada pilleri de görürsünüz. Birazdan paylaşacağım onu da zaten. Yani birazcık dezavantajı büyük olması. Ancak bunu montaj işleminde görünmez hale getireceğiz zaten. Hani sizlere de geldiği zaman yine bu şekilde yapabileceğiniz şekilde gönderilecek. Nereye koyulacak? Gösterelim buraya. Gördüğünüz gibi böyle bir arka tarafa port bagaj koyduğunuz zaman arkadaşlar, bunun içine girdiğinde hiçbir şekilde belli olmayacak hale alacak arkadaşlar. Birazdan zaten göstereceğiz. Bunun içine girdiğinde dediğim gibi böyle hiçbir şekilde tamamen kapattığımızda görünmeyecek. Yani hiçbir şekilde rahatsız olmayacaksınız. Bunu söyleyelim. Şimdi montaj işlemine geçelim. Başka bir şey var mı? Söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili bize çok talep geldi aslında. Erol Bey'in kanalında daha önce bunun gibi bir video daha vardı. Evet. Şimdi biz bunu geç yapmamızın sebebi
bu konnektörler Türkiye'de yok. Yani bu bizim elektrikli bisikletlerimizin beyin ve batarya girişindeki konnektörler Türkiye'de yok. Sadece Türkiye'de ben bir yerde bulabildim. O da 10 bin tane alırsanız size satabiliriz dedi. Onun dışında satamayız. O sebepten ötürü video biraz geç kaldı. İşte yurt dışından sipariş verdik. Hani çok ucuz bir şey aslında ama işte maalesef Türkiye'de yok. Onun için özür diliyoruz. Yani bayağı bekleyen vardı. Arayan çok oldu bizi. RX5 için özellikle bekleyen arkadaşlar aynı. Şu an nasıl montaj yapacağımızı görecek. Hani yedek batarya yapacak olursanız çok basit bir işlemi olacak. Çünkü bu konnektörleri dediğimiz gibi bekledik geldi. Çok basit bir şekilde tak çıkar şekilde yapacağız. Şu an montaja başlayalım. Siz de teker teker aşamalarını izleyin. Size gönderdiğimizde de bu şekilde aynen yapacaksınız ve basit bir şekilde yedek bataryaya sahip olacaksınız. Bunu dediğim gibi sadece RX5 için düşünmeyin. 36 volt aklınıza gelen bütün elektrikli bisikletlere uygun bu batarya. Evet, yani genel olarak bütün bisikletlere hemen hemen uygun arkadaşlar. Şimdi montaja hemen geçelim. Evet. Hızlı bir şekilde tek video içerisinde olacak arkadaşlar. Şimdi buradan açıp beyne ulaşacağız arkadaşlar. Bunlar normalde bu şekilde duruyor. Burası güç yeri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyinden buraya taktığımız zaman güç gelen yer. Şimdi buraya o bizim göndermiş olduğumuz kablo. Kabloyu da gösterelim. Evet. Kablonun ucunu buraya takacağız sadece. Tek yapacağımız bu. Evet. Alt taraftan buna uygun. Geçirdikten sonra alttan da geçirelim hemen. Evet. Şu konektörler yani bunların sonra konektörler bunun içerisinden geçiriyoruz. Şöyle şuradan iyice itiyoruz. Bunların dördünü birlikte geçirmeye çalışırsanız biraz zor olabilir. Önce ikisini. Şuradan yaparsan daha rahat olur bence. Şuradan. Önce ikisini geçiriyoruz. Ardından diğer birini, şimdi de öbürünü. Yani tırmadan dikkatli bir şekilde içine alt taraftan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu siyah izolerle kısım da içeriye girirse daha uygun olur. Aynen. Şöyle sağlam olur, oynamaz. Yani. Şöyle ittikten sonra kablolar geliyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Evet. Bunları yaparken arkadaşlar şunu da belirtelim. Eğer zorluk çekerseniz telefon numarası vereceğiz açıklamalar kısmından. Açıklamalar kısmından ararsınız. WhatsApp üzerinden görüntülü de arayabilirsiniz. Evet. Hangi kabloyu nereye takacağız? Biz buradan size yardımcı oluruz. Bunu da söyleyelim. Evet, şimdi bunlar hani sakın yapabilir miyiz? Zor mu diye düşünmeyin. Sadece soketleri geçireceksiniz. Bu kadar basit. Soketleri biraz zorlayınca çıkıyor zaten yerinden. Böyle ayırdıktan sonra onu bir köşeye bırakıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şu beynin siyah ve kırmızı kablosu. Şurada sarı yeşil renkli kabloyu kırmızı kabloya takıyoruz. Güzel izolesini de geçiriyoruz üzerine. Şurada izoleleri var. Çünkü bunlar birbirine değerse içeriden kısa devreye sebep olabilir. Bataryalar da düşük voltajlıdır ama yüksek amperlidir. Soketleri takmak çok basit arkadaşlar. Birbirine geçiriyorsunuz. Aynen. Çıkartmalı, takmalı. Maviyi de siyaha geçirdikten sonra yani beyin kısmını. Sefer ne yapıyoruz? Bu sefer de orijinal bataryanın soketlerine takıyoruz. Ne yapıyoruz? Siyahı siyaha takıyoruz. Kahverengi kırmızıya takıyoruz. Biz bunu şey yaparız zaten. Hani bu renkler belki değişebilir diye üzerine etiketleme yaparız. İşte mesela şu kablo beynin kırmızısına gelecek. İşte bu kablo beynin siyahına gelecek. Daha garanti olsun diye, sizler için daha kolay olsun diye böyle bir şey yaparız biz. Bittikten sonra yine aynı şekilde şöyle kablolarımızı yavaşça yerine itiyoruz. İttikten sonra kapağımızı bu şekilde yerine oturtuyoruz. Evet, öyle dört vidayı sıkıyoruz. Burayla işimiz bitti arkadaşlar. Montaj bu kadar. Dediğim gibi beyinden güç yerine gelen kabloları, soketlerini taktık, bantladık, alt taraftan geçirdik. Şimdi buradan bataryaya arka tarafa çantanın içine koyarak bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Beyin montajı bu kadar. Kapatıyoruz. Burayla işimiz bitti arkadaşlar. Kapattık, bitti. Şimdi buradan kablo şuradan gelecek ve çantanın içine girerek, burayı göstersin. Çantanın içine girecek. Çantanın içinde de bataryamızı koyacağız ve bitireceğiz direkt arkadaşlar. Sen hemen montajımızı yapalım. Sen burada flip switcher. Tamam. Kayıttı. Evet. Tamam, kapattıktan sonra buradaki aradan geçiriyoruz bunu. Şimdi geçirmemizin sebebini anlatacağım size. Bu tarafa gelsin şimdi. Bir saniye. Sen şunu çek önce. Şuradan bir klips atıyoruz ki
Kablo yerinden çıkmasın. Şöyle burada klips yuvası var bir adet. Oradan geçiriyoruz. Bisikletin kendi klips yuvası bu. Ondan bunu her bisiklette montaj yaparken arkadaşlar mutlaka uygun yerlere olur. Klipsle sabitleyeceksiniz yani. Yapılması gereken şey o. Buradan geçirdik arkadaşlar. Şimdi kablo sisteminden yanından devam edeceğiz ve çantamızın içine kadar burayı götüreceğiz. Buradan geçiriyoruz alt taraftan. Olmadı herhalde. Orası değil. Orası. Dedik ama şuraya yazalım. Evet, devam edeceğiz. Kablodan mı çıkan? Şuraya mı çıkan? Aynen. Masasından yan olursun. Tamam, bir tane. Şuradan da şöyle yaptıktan sonra ben arkadaşlar burada kabloları yan yana getiriyorum ki hani görüntü olarak kötü durmasın. Gördüğünüz gibi arkaya giden zaten fren sisteminin kablosu var. Bu kablonun buradan beraberce götürüp şuranın içine sokacağız şimdi. Buradan küçük bir delik açıyorsunuz. Küçük bir delik bunun içine girecek. Bunu tatlı bir sert bir şekilde sıkıyoruz ki kabloyu yemesin zamanı. Hafiften sert bir şekilde sıkıyoruz. Oraya da tak. Bu da hiç belli olmamalı. Bir tane de şuraya tak sadece. Şuraya da atalım bir tane. Devam. Evet. Buraya da bir klips atıyoruz. Bisikletinize göre uygun yerlerden crispleyerek çantaya doğru götürüyorsunuz arkadaşlar. Evet, tek mantığı bu şu an. En son biz burada çantaya bir delik açıyoruz. Diyoruz. Yani çantayla vesaire her şeyle hazır bir şekilde geliyor. Yine böyle deliği açıyoruz. Çanta hediye arkadaşlar. Evet. Duyduğunuz gibi eğer bu sistemi buradan yaptırırsanız çanta, arka pak bagaj çantası hediye olacak. Ve direkt bataryayla beraber çantada sahip olmuş olacaksınız. Uzaktan çekelim. Şöyle nereden çekelim? O taraftan çeksene İsmail. Şimdi kabloyu buradan geçirdik. İçinden sadece küçük bir delik açıyorsunuz. Bu kablo buradan buraya giriyor. Gördüğünüz gibi hiç belli bile değil. Bunları da keseceğiz. Şuradan keselim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları da kestik mi? Hiç belli olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle kablolar belli değil. Hiçbir şekilde buradan giriyor. Diğer kabloların yanından içine kadar gidiyor. Şimdi bunu içine monte etme işlemimiz. Yani kablo uzun zaten. İsterseniz bataryayı bu şekilde, bu şekilde de koyabilirsiniz. Nasıl ters koyalım biz. Böyle koyabilirsiniz. Aynen. Şöyle kablo yukarıda kalacak. Evet. Şimdi burada anlatmam gereken iki şey var. Şimdi diyelim ki siz kendi bataryanızı kullanmak istiyorsunuz, orijinal bataryayı. Yapmanız gereken şöyle iki tane soket geliyor. Bunun ikisini birbirine geçirdik. Gösterelim burayı. Bu çantanın içinde kalacak. Burayı taktığımızda, basılı tuttuğumuzda şu an orijinal kendi bataryasını kullanıyor. Kendi bataryasını kullanarak açıldı. Şimdi onu çıkartalım, bir göstereyim buradan. Bakın. Bakın arkadaşlar, güce bakın. Burayı çıkarttığımız an elektrik gidecek. Çektim, gitti. Yani bu orijinali kullanacağınız zaman buraya takacaksınız. Yedek bataryayı kullanacağınız zaman da geleceksiniz. Buraya sadece takacaksınız arkadaşlar. Zaten şöyle iki tane soket geliyor. Şimdi bunu isteseniz de takamazsınız buraya. Uyumlu değil zaten. Evet. Bunu farklı yapıyoruz. Biri dişi biri erkek arkadaşlar. Aynen. Bunu takalım. Takıyorsunuz buraya. Bunu taktığınız an arkadaşlar şu an yedek bataryaya geçiş yaptı. Bakalım. Ön tarafa tekrardan gelelim. Gördüğünüz gibi şimdi güç gelecek. Güç geldi. Şu an az önce görmüştünüz. Benim kendi bataryam yarımdı. Şu an full arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an full. Yani yedek bataryaya geçiş sağlamış olduk. Şu an yedek bataryayı da kullanabiliyoruz. Hemen denemesini de yapalım. Gördüğünüz gibi birinci seviye. 5'e getirelim hızla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı. Gördüğünüz gibi oldu. Şu an yedek bataryamız aktif. Bunu buradan kapatıyorsunuz. Hatta ve şöyle bir sağlama da yapalım. İşlemi de bitiriyoruz. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi montaj işlemimiz bitti. Bu şeyleri çıkarttıktan sonra şöyle bir istersen kablolama sistemini bir göster İsmail. Bir bakın. Hiçbir şekilde önceki kablo sisteminden farklı bir şey yok. Sadece şu kablo arkadaşlar bakın. Buradan bu kablo gidiyor. Buradan bu taraftan. Diğer tarafı da çek. Gösterelim. Sadece şu kablo arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çantaya gitti. Çantanın içinde yedek bataryamız var. 12 volt, 36 volt, 12 amper arkadaşlar. Ve şu an bir iki şey daha söylemek istiyorum ben. Burayı da iyi dinleyin. Kendi bataryam 10.4 amper. Yedek bataryam 12 amper. Toplamda 22 amper bir bataryaya sahip olmuş oldum arkadaşlar. Ben normal standartlarda
Eğer maksimumumuzda gitmezsem 50-60 km yol yapabiliyordum. Şimdi 12 amperle de büyük ihtimalle 60 km'ye yakın yol yapacağım. Yani 100-120 km maksimumumuzda, tekrardan hatırlatıyorum, maksimumumuzda 100-120 km menzile ulaşmış olacağım. Eğer düşük seviyelerde kullanırsam 200 km'ye kadar 2 bataryayla da toplam 22 amper yapıyor zaten. 2 bataryayla 200 km gidebileceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir işlem oldu bence. Sen ne diyorsun Fırat, son olarak söyleyeceklerini söyle. Şimdi ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyor. Bu batarya ne kadar kilometre gider? Aslında bunun net bir cevabı yok. Niye cevabı yok? Yani bunu bisikletin son en üst motor seviyesinde kullanan var. Bir de en düşük motor seviyesinde kullanan var. Evet. Yani bu batarya ile 30-40 kilometrede gidebilirsiniz. 100 kilometrede gidebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Rüzgara bağlı, yokuşa bağlı, kilonuza bağlı, motor desteğine bağlı. Maksimumumuza bağlı. Yani mesela bazen bizim müşteriler arıyor, diyor ki ne kadar kilometre gider? Bunun net bir cevabı yok yani. Biz bunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Ticarette de mübalağa yalandır. Mübalağa diye bir olay olmaz ticarette. Şimdi arkadaşlar yedek batarya sistemimiz bu şekilde. Bir bisikletimize monte ettik. Size bütün ayrıntılarıyla aşamalarını anlattık. Lityum bataryamı, Lifepod 4 pil mi? Bunları artık biliyorsunuz. Önceki montaj videomda da zaten anlatmıştık. Bugün de anlattık ayrıntılarıyla. Şimdi burada fiyatını soranlar oluyor arkadaşlar. Fiyat bilgisi de şu şekilde. Dolar üzerinden bunlar geldiği için bu piller dönem dönem değişkenlik gösterebiliyor. Ancak Lifepod 4 piller lityum iyon pillere göre biraz daha uygun fiyat olarak. Ve yani piyasadaki diğer bu işi yapan arkadaşlardan da uygun olduğunu ben biliyorum. Gördüm bizzat. Hani siz de araştırmasını yaparsanız bunu göreceksiniz. Senin bir şey söylemek istiyor musun fiyat konusuyla ilgili? Yani fiyat konusu dediğiniz gibi abi, hani pil ham işlenmemiş bataryada bir ürün. Ham işlenmemiş şekilde geliyor. Biz onu işleyip batarya haline çeviriyoruz. Fiyat alırken de, pil satan alırken de zaten 4-5 tane firma var belki bugün Türkiye'de pil ithalatı yapan. Yani bu firmalar bize dolar üzerinden fiyat veriyor. Dolar üzerinden olduğu için otomatikman yani dolar artarsa ya da düşerse fiyatlar değişiyor. Ona paralel artıyor ya da düşüyor. Bu şekilde oluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani bu pil batarya işini yapan arkadaşlar, normalde bu biz bilgisayarın mesai içinden de piller çıkıyor. O pilleri kullanabiliyorlar ve düşük amper seviyesinde kullanıyorlar. Hani bunu daha uygun satabilmek için size 12 amper diyebiliyorlar ancak daha düşük şekilde amperleri verebiliyorlar. Buna çok dikkat edin. Hani burası belirgin bir yer zaten, hiçbir şekilde 3 kağıt olmaz, direkt ben böyle şöyle söyleyeyim. Net bir şekilde 12 amperinizi alırsınız ve kullanırsınız. Herhangi bir sorunda da kablomuz da belli. Hani ben kefilim, hiçbir şekilde sorun olacağını düşünmeyin. Sağlam bir şekilde her şeyinizi alırsınız arkadaşlar. Son olarak da bunu söylüyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fırat, sana da teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel çalışman için, güzel çalışmaların için diyelim. Bize yardımda bulunuyor devamlı elektrikli bisiklet kullanan arkadaşlar için. Devamlı yardımda bulunuyor İsmail ve Fırat. Onlardan bilgilerimizi alıyoruz. Ben de sizlere bu şekilde yardımcı oluyorum arkadaşlar. Videolarımı takip ederseniz daha yararlı videolar da, daha faydalı içerikler de göreceksiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Halen abone olmadıysanız kanalıma da lütfen abone olun. Ve yararlı içeriklere de devam edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an yedek bataryamızı taktık. Arka tarafta bagaj bölümünün içine. Ve toplamda 22 amper batarya elde ettik arkadaşlar. Şu an en aşağı maksimumumuzda 100 kilometreye kadar ben çıkacağımı düşünüyorum. Minimum seviyelerde de ortalama seviyelerde 200-250 bile yapabilirim. Toplam 22 amper bataryayla. Şimdi hemen bir denemesini yapalım arkadaşlar. Şu an yedek bataryayla gideceğim. Siz de göreceksiniz full olduğunu. Gördüğünüz gibi benim kendi bataryam yarımdı. Az önceki çektiğim videoda gördünüz zaten. Şu anda full yedek bataryayla hemen devam edelim, bir denemesini yapalım. Şu an gidiyorum. 4, 5, 5. seviye. Şu an yedek bataryayla arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyorum. Artık çok daha güçlü, çok daha uzun mesafelere gidebileceğiz arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel bir şey, gücüm bitmeyecek olması. Hani normal sürüşler zor olanlar, normal sürüşlerde zorlanan arkadaşlar, gaz koluyla az gittiği için dert edinen arkadaşlar, artık dertler bitmiş diyelim. Yedek bataryayla görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İşlem başarılı. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Az önce de söylemiş olduğum gibi kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.